Kıymetli izleyicilerim, bu hafta Toprak Aktüel programıyla Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Serçeköy mahallesindeyiz. Bu bölge dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiği aynı zamanda zeytin bölgesi. Ama maalesef jeotermal hızla ilçelerde yükselmeye başladığından dolayı Aydın havzasında, ovamızda tarım bitmek üzere. Bugün de farklı bir formatla huzurlarınıza geldik. Şu anda yanımızda Aydın Efeler ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyemiz Mehmet Bey ve yine Serçe köy muhtarımızla birlikteyiz. Öncelikle ben muhtarımdan başlamak istiyorum. Sayın muhtarım, öncelikle sizi tanıyalım. Adım Ali, soyadım Cantes. Serçe köy mahalle muhtarıyım. 13 yıllık muhtarım. Köyümüzde tarım arazilerimize jeotermal kurulmakta. Bunlardan çok zararını görüyoruz. Artık ilerisi ne olur bilemiyorum. Peki muhtarım, bu köyde tarım arazisinde ovada en çok yetiştirdiğiniz ürün ne üzerine ekim biçim yapıyorsunuz? Mısır, pamuk, erik, bunu bir de çilek. Bunlar köyümüzde meşhur olan bir ürünlerimizdir. Peki, hayvancılık. Jeotermalin bu havzaya gelmesiyle şu andaki tarım ürünlerindeki verim durumunuz ne durumda? Tarım ürünlerinde zeytin, erik, ondan sonra bunu bir de mahsuller çok zarar görüyor. Zeytin ağaçları kuruyor. Şu anda veriminiz düştü galiba değil mi? Düştü, tabii ki düştü. Verim bitkiler üzerinde değil de insanlar üzerinde dahi zarar vermeye başladı. Nefes alamaz hale geldik. Jeotermalin duman kokusu bizleri mahvediyor. Bunun için artık buralarda bu jeotermalin açılmasını istemiyoruz. Bütün köy halkı da bunu karşı. Evet. Mehmet Bey, sizleri tanıyalım. Ben Aydın Efeler Belediye Meclis Üyesi Mehmet Vergili. Aynı zamanda Aydın Çevre Kültür Platformları, Kültür Platformu Dernek Başkanıyım ben. Biz şunu biliyorduk, yani jeotermal bu bölgeye anlatıldığı zamanlarda bütün bölgede kamusal anlamda büyük bir zenginlik ve bu zenginliğin bütün halk tarafından paylaşılacağını bize anlatılmıştı. Ne yazık ki 2007'de çıkan jeotermal yasasıyla halkın elindeki bu haklar tamamen alınıp bu bölgenin %85 coğrafyası jeotermal şirketlerine imtiyaz hakkı verilmiş. Bu imtiyaz hakkının kullanılmasıyla birlikte de burada bu jeotermal santrallerin bu halinden, yani işletmeye başlamasıyla kesinlikle temiz bir enerji kaynağı olmadığı görülmüş. Ne olmuş? Bir kere baştan açarken, kuyularını açarken her kuyu için 60 ton asit kullanılıyor. Bu asit nereye gidiyor? Havaya, suya, toprağa gidiyor. Aynı zamanda çıkan 2000 metre, 2700 metre bu akışkanlar tamamen nehir yataklarına, dere yataklarına bırakılıyor. Çıkan buharı nereye bırakılıyor? Havaya bırakılıyor. Bu havanın içerisindeki buhar ne demek? Hidrojen, sülfür, kükürt, karbondioksit demek. Bu ne oluyor? Bu aynı zamanda hayvan, insan, bütün canlı yaşamı yanlış yapan, zarar veren bir şey. Aynı zamanda çıkan akışkanların içerisindeki fazla bu dediğimiz gibi zehirli artıklar. Bunlar da aynı zamanda yüksek miktarda bor, arsenik, aklına gelebilecek bütün zehirli şeyler Menderes Nehri oluyor. Ne oluyor? Bu yenen şeylerde hayvan, insan, bütün canlılar yediklerinden etkilenmeye başlıyor. Havadan da aldıkları gazlarla işte akciğer kanserini tetikliyor. İşte burada bu bölgedeki bu kirlilikle beraber kalp dolaşım sistemi hastalıklarını tetikliyor. Ürünlerde de dediğimiz gibi 8-10 senedir bu bölgede kesinlikle ova kısmında muhtarım da anlattığı şekliyle zeytin olmuyor. Erik ağaçlarımız vardı. Zümrüt gibi çok yeşil bölgenin mesela Bekiroğlu erikleri çoğu bu gazlardan dolayı kurudu. Tozlaşma zamanında yukarıda askıda kalan hidrojen, sülfür gazı 45 gün kalıyor bunlar. Çiğ ve yağmurlarla tozlaşma döneminde bu meyvelerin üzerine yağıyor. Bu yağan yağmurlarda dediğimiz gibi tozlaşmayı etkilediğinden dolayı zeytin, erik, incir, aklınıza gelecek bütün ürünlere zarar vermeye başlıyor. Bölgenin marka ürünü olan incir, biliyorsunuz tarih boyunca bütün din kitaplarında dahi yazıyor. Tevrat'ta, Kur'an'da, İncil'de.
Bu kutsal meyve. Aynı zamanda zeytin. İlk meyvelerin anası dediğimiz. Yani ömür ağacı, 2000 yıllık ağaçlar. Bunlar bu bölgede kurumaya başlıyor. Yani kısaca şunu anlatıyoruz. İşte 180'e yakın santral kuracak şirketlere bu bölgenin imtiyaz hakkı verildiğinden dolayı bölgede tamamen tarım, insan, hayvan, bütün canlı yaşam etkilemeye başlıyor. Yani hava, su, toprak bütün canlılar için ortak olmasına gerekirken, hepimizin malı olması gerekirken bunu sen kalkıyorsun 1 milyon 50 bin kişinin hakkını 70-80 derece otelmez şirketine veriyorsun. Arkasından da bunlar yasa dışı bir şekilde istedikleri gibi havalarını, suyu, bu havayı suyu toplayan, toprağı kirleten akışkanlarını havaya suya veriyorlar. Denetim yok. Daha şu anda Çevre Müdürlüğü'nün yazdığı ceza hepsi topusu 180 bin lira. Şu ana kadar yani bu bölgeye verdikleri zarar milyonlarca lira zarar veriyor. Bu bölgenin bir sanayicisi var. İncir sanayicisi var, zeytin sanayicisi var. Bu bölgenin değişik sanayi dalları var. Bu bölgenin 40 milyar aşağı yukarı milli hasılaya bir geliri var. 2-3 milyar elektrik elde edecek şirketlere verildiğinde bölge boşaltılmış oluyor. Biz şunu söylüyoruz. Bu bölge enerji bölgesi mi olsun, tarım bölgesi mi olsun? Biz diyoruz ki tarım bölgesi olsun. Çünkü tarihsel olarak baktığımızda binlerce yıl insanları ekmek, aş olarak doyurmuş bu bölge. Zeytin, inciri. Bununla ilgili medeniyetler kurulmuş bu bölgede. Bildiğimiz gibi eski site devletleri olmuş. Demokrasinin bile beşiği bu bölge. Site devletlerinde demokrasi olmuş. Kendi içinde devlet. Bunlar demokrasiyi oluşturmuşlar. Şu andaki demokratik devletlerin de anasıyız biz. Bu Aydın coğrafyası. Şimdi bu bölgeyi bir kalemde tarihini, tarımını, geçmişini silip gitmek çok büyük bu bölgeye bir bence yanlış olur diyorum. Onun için bu yanlıştan vazgeçilsin diyoruz. Şu ana kadar açılan %25'lik jeotermal şirketlerine, kurdukları tesislerine bir şey diyemiyoruz. Ama bunları da rehabilite edilsin. 2000 metreden mi çıktı kardeşim? Oraya zerk etsinler. 1500 metreden mi çıkıyor? Oraya zerk etsinler. Bizim yeraltı toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletmesinler. Bize zarar vermeyecek hale gelsinler. Ayrıca bu şirketler tek başına bu paraları kazanıyor. Tek başına bu bölge faydalı olmadan kendi ceplerini doldurması da doğru değil. Bu bölgeden çıkmış mallar bunlar. Amerika'da petrol çıktığında ilk önce o bölgeler gelişir. Ama ne yazık ki böyle olmamış. Şimdi tek yönlü imtiyaz hakkı verilince vatandaş 20 dönüm yeri var. Ben sera bölgesi yapacağım dese vermiyorlar. Isıtmada belediyeler kullanalım dese vermiyorlar. %50 elektrik verin madem bize bu kadar zarar verin desek vermiyorlar. Ne oluyor? Tek yönlü şirketlere bu haklar verildiği için tamamen 2007 yasası bir kere değiştirilmesi lazım. Bölgenin ekonomik sosyal yapısına göre bir yasa çıkması lazım, enerji yasası. Ve böyle 10 kilometre 10 tane santral dünyanın hiçbirinde de yok. Yani bu açılan santraller 10 kilometre 10 tane santral açtığınız zaman o zaman bu bölgenin altına bir atom bombası koymuş gibi oluyorsunuz. Yani bu şu haliyle zararlı diyoruz. Bunun bir an önce yetkililer tarafından görülüp önlem alınmasını istiyoruz. Çünkü biz bu bölgede memleket edinmişiz. Burada 2 milyon 50 bin kişi yaşıyor. Şehir sakinleri, tarla sahipleri, 400 bine yakın üretici köylü kesim var burada. Şimdi siz bunları ürün alamaz, yaşayamaz hale getirip bu şekilde uğraşırsanız ne yapmış oluyorsunuz? Bölgeden kovalamış oluyorsunuz. Onun için bu %25'lik bile Aydın'da mesela kanser oranı şu anda %18 Türkiye'de, Aydın'da %48, 2,5 kat artmış. Hava kirliliğinde yazın Türkiye ikincisi. Yani şu anda Aydın bildiğiniz sanayi bölgelerinin mesela en sanayi bölgesi Türkiye'de neresi? İstanbul, Kocaeli'den sonra kirlilik de ikinci geliyor yazın. Kükürt ve karbondioksit oranı. Bizim ağır sanayimiz yok. Demek ki bu jeotermal santrallerden kaynaklanıyor. Evet biz bütün kirliliklere karşıyız. Maden kirliliğine de diyelim ki zeytin artık karşı ilaçlara da mesela bu zira ilaçlara da ama burada en çok şu anda kirleten jeotermaller. Bunlar şu anda daha %125. Eğer ayın 17'sinde açılacak ihalelere fırsat verilirse bu ihaleler ertelenmezse bu ihaleler
yani ihaleleri ertelenmezse %75 gerideki jeotermal santrallerde kurulursa bölge emin ol tamamen şey yapacak, çölleşecek, tozlaşacak, tuzlanacak. Çünkü bu su ve buharla burada yaşanmaz hale gelecek. Ondan sonra da 8-10 sene sonra da bölgenin nüfusu 500 bin, 20 sene sonra da burada yaşayacak 100 bin insan kalır. Çünkü bu şekilde pervasız şekilde dünyanın hiçbir yerinde jeotermal santral kurulmamış yani. Biz biliyoruz ki dünyanın diğer ülkelerinde kurulan santraller kesinlikle çevreye, havaya, suya zarar vermeyecek şekilde kurulmuş. Bu kurulan santraller özellikle dikkat edilmiş, kamuya faydalı olsun diye yapılmış. Isıtmada kullanılıyor, seracılıkta kullanılıyor, kaplıca turizminde kullanılıyor. Bizde neyde kullanılıyor? Sadece tek yönlü bilmem ne uluslararası şirketi gelmiş burada adamları şirket kurmuşlar. Buradaki bölgeden parayı kazanıyorlar. Bölgeye de en küçük bir ekonomik katkıları yok. Yaptıkları şey şu. Diyorlar ki 50-100 tane her santralde insan kullanıyor. Kardeşim burada 300-400-250 bin zaten tarım insanı var. Senin burada 50 bin 30 bin kişi bile çalıştırsan 250 bin insan mı önemli üretim içinde yer alan? 30-40 bin kişi mi önemli? Yani burada şunu anlatıyoruz. Bütün Tarım Bakanlığımıza, Enerji Bakanlığımıza, valiliğimize, burada bütün yetkililere buradan diyoruz ki bu bir hata. Bu bölgede yapılan en büyük kötülük bu coğrafya, tarım coğrafyası. Dünyada biliyorsunuz su ve toprak bitiyor. Tarım Bakanlığımıza çağrı yapıyoruz aynı şekilde. Geçen Tarım Bakanımız da bununla ilgili tedbir alacağız dedi. Söke Ovası'nı sit bölgesi ilan ediyor. Jeotermal tesis kuruluyor. Dedim turizm bölgesi ilan ediliyor. Jeotermal santral kurulmaya çalışılıyor. Kuşadası turizm bölgesi diyorsun. Jeotermal. Dediğim gibi Karacasu turizm bölgesi, jeotermal santral. Aydın birinci sınıf tarım topraklarına yapılamaz diyor yasa. Geliyorsunuz en birinci sınıf toprağı yok ediyorsunuz. İncir, endemik bitki. Dünyada eşi benzeri bulunmaz bir ürün. Dünyanın en iyi inciri burada. Evet, dünyanın en iyi inciri burada. Sarılop dediğimiz kurutmalık incir bu coğrafyada yetişiyor. Bunların yok olması demek bence Türkiye'nin önemli bir toprağının yok olması demek. Biz bugün şunu söylüyorum ben. Türkiye'nin aydının nesine ihtiyacı var? Bence Türkiye'nin aydının incirine, zeytinine, pamuğuna, sanayine, yağına, buradaki üretilen ürünlerine ihtiyaç var. Türkiye'nin bugün neyine ihtiyacı var aydın? 40-50 milyarlık gelirine ihtiyacı var. 2-3 milyar gelir elde edecek enerji şirketine değil. Kaldı ki elektrik enerjisi bakımından da Türkiye 30 bin megawatt elektrik ihtiyacı var. 75 bin kilowatt elde ediyor. Biz İtalyanların, yok Almanların, yok Fransızların elektrik ihtiyacını giderecek diye bir şeyimiz yok. Bizim kendi sarayımıza fazlası yetecek elektriğimiz var. Onun için diyoruz bu hatalardan vazgeçilsin. Ayın 17, Ağustos'un 17'sinde açılacak ihale iptal edilsin. En azından ertelensin, halka sorulsun. Referandum yapılsın diyoruz biz. Aydın Çevre Dernekleri olarak. Bir referandum yapılsın, halka sorulsun. Gelsinler bir gün yetkililer saat 10'dan saat 7'ye sabah 7'sine kadar burada bir yaşasınlar. Nefes alınmıyor. Her gün Çevre Bakanlığı'nda yüzlerce insan 181'li telefonlara buradan yaşayamıyoruz, ölüyoruz, nefes alamıyoruz diyor. Bu ne demek? Yasa dışı bir şey. Sen beni öldüreceksin, para kazanacaksın. Bunlar yanlış diyoruz. Tezelden bu yanlışlardan yetkililerimizin buradan bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Bu dediğimiz gibi son yapılacak ihale bu bölgeye en büyük yanlış olur. Bu bölgeyi yok eder. Buradan yetkililerimize tekrar çağrı yapıyoruz. Bizi düşünsünler, sesimize kulak versinler diyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Size tekrar döneceğim. Diğer konuklarımız var sevgili izleyenler. Sizi şöyle alalım. Sizleri tanıyalım. Birer yüz bahçem var. Böyle bir şey istemiyoruz. Çiftçisiniz galiba. Çiftçiyiz. Evet, meyve bahçem var. Mesela? Meyve bahçemiz var. Peki jeotermal kuyuları açıldıkça sizin bu köyde özellikle ne gibi sorunlar yaşanmaya başladı? Herhangi bir zaten kirlilik gelecek. Ağaçlarımız kuruma başlayacak. Doğru düz sebze yiyemeyeceğiz. Ve her şeyimiz kısıtlanmış olacak. Bu nedenle bu işinin burada kurulmasını istemiyoruz. Bir vatandaş olarak. Evet, istemiyoruz. Sizi şöyle alalım. Sizleri tanıyalım.
Ben Serçe köyünden Mesut Koçan, çiftçilik yapıyorum. Eriğim var. Zepsi şu bu ekiyoruz. Bundan sonra onlar da olacağını zannetmiyoruz. Başladı zaten eriklerimiz grubu. Talepleriniz var. Ben bu tür şeylere, enerji şeylerine karşıyız. Kurulmasını istemiyoruz. Kokudan zaten evimizin pencerelerini açmıyoruz. Zehirleyecek o şekilde oluyor. Dışarıda dahi oturmuyoruz. Bir açıyorlar o kokuları, durulmuyor. Daha da çoğalıyor, rahatsız oluyoruz. Evet. Sayın Başkanım, siz aynı zamanda dernek başkanısınız. Evet. Aynı zamanda yine belediyede meclis üyeliğiniz var. Bunu Büyükşehir Belediyesi'ne gündem olarak getirdiniz mi daha önce? Büyükşehir Belediyesi'ne dün de bütün Büyükşehir Çevreme Koruma Daire Başkanı'yla görüştüm. Belediye başkanımıza ulaştırılmasını söyledik. Yalnız Büyükşehir yasasından dolayı bu jeotermalle ilgili bütün yetkileri Çevre Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'na verilmiş. Ve valinin iznine bağlamışlar. Bu anlamda belediyeleri de devreden çıkarmışlar. Belediyelerin şu anda yaptırım anlamda yapacağı hiçbir şey bırakmamışlar. Dün ben dilekçe dahi belediyeye veremedim Büyükşehir'e. Çünkü Büyükşehir'e dedim ki ben Aydın Çevre Kültür Derneği'yim. Şu benim dilekçemi alın. Yarından belediye meclisiniz var Büyükşehir'in. Oradan şeyi söylenen söyleyiveriyorum. Abi versen biz bir işlem yapamıyoruz diye size yazı yazar gönderler dedi. Yani kısaca başvurmadığımız yer yok. Gene de bütün belediyelere, başkanlarına buradan aynı şekilde çağrı yapıyorum. Belediye başkanlarımıza diyorum. Büyükşehir'den, Efeler'den, işte dediğimiz gibi Köşk, bütün belediye başkanlarımıza, Didim, Kuşadası, Söke, Çin'e, bu bir yanlışlık diyorum. En azından hangi partiden belediye başkanı olurlarsa olsunlar. Bir tane aydın var, başka aydın yok. Bu aydın bittiğinde burada bölgede yaşayamadığında ne siyaset yapılır, ne yaşanır, ne de bu bölgede çoluk çocuğumuz geleceğimiz hayat bulur diyorum. Bunlar da bu yasanın iptali için, 2007 yasası iptal edilsin diyoruz. 17 Ağustos'ta yapılacak, önümüzdeki hafta çarşamba günü yapılacak olan, bu yarın değil de bu önümüzdeki hafta ayın 17'sinde yapılacak ihale diyoruz, valinin yapacağı. İşte bu ihale iptal edilsin diyoruz. Belediye başkanlarımız da bu sese kulak versinler. Milletvekillerine, valimize, Tarım Bakanımıza, aklına gelecek her yere, bütün sivil toplum kuruluşlarına da buradan çağrı yapıyoruz. Özellikle ziraat odaları, bu tarım insanlarının örgütlerisiniz. Aynı zamanda esnaf odalarına, sanayi odalarına, süt kooperatiflerine. Çünkü yani ürettikleri hayvanla yediği yemden üretilen sütler bu bölgede satamayacaklar. Ürettikleri malı satamadıkları zaman da zaten bölgeden göçüp gidecekler. Onun için de %75 açılacak ayın 17'sindeki bu ihalenin iptalini istiyoruz biz. Bütün sivil toplum kuruluşları bunlar da bize güç vermelerini bekliyoruz. Kendilerine güç versinler. Biz değil, hepimiz, her birimiz kendi kendimize güç vermiş olalım diyorum. Evet, çok teşekkür ederim başkanım. Muhtarım, sizi şöyle alalım. Siz peki köyünüze muhtarlık olarak resmi bir başvuruda bulundunuz mu? Bu jeotermal şirketlerinin kuyuları açmaması için. Hatta bu konuda avukat falan tutmuştuk. Bizim köyün kenarında açılmak istenen bir kuyu vardı. Sağ olsunlar orayı vazgeçtiler. Ama yapılmış olanlara bir şey diyemiyoruz. Bundan sonra yapılacak olanlara engel olmak için elimizden geleni yapacağız. Peki sizin devletimizden, başbakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan bu konu hakkındaki talepleriniz neler? Taleplerimiz bundan sonraki açılacak olan kuyuların açılmaması ve temiz bir yaşam olmasını istiyoruz. Evet. Yani devletimizden, Tarım Bakanlığımızdan, Çevre Bakanlığımızdan bunları istiyoruz. Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bunları istiyoruz yani. Burada Aydın'da yeşil alan olarak çok güzel yeri, iletişim alanının içerisinde köyümüzde berbat olmasın diye bunları diliyoruz. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, kıymetli dostlar, Toprak TV olarak biz bu tarz kamu olaylarına çok hassas yaklaşıyoruz. Bugün de burada Aydın'da Efeler ilçesine bağlı Serçeköy mahallesindeyiz. Gerçekten dünyanın en kaliteli inciri, Sarılop dediğimiz incir, yine Bardakçı dediğimiz incir bu havzada yetişiyor. Zeytin, yine Aydın zeytini tartışmasız, özellikle yağlık zeytin, dünyanın en iyi zeytinyağı bu havzada yetişiyor. Ama maalesef
Sayın Başkanımızın ve muhtarımızın da söylediği gibi hızla jeotermal kuyuların açılması öncelikli olarak Aydın'ımızın havasını kirletiyor. Kanser oranımız yükselmeye başladı. Yine tarım arazilerimiz daralmaya başladı. Bu kuyuların bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Ben de bir Aydın hemşehriniz olarak taşın altına elime sokuyorum ve bu programı bugün gerçekleştiriyorum. Bizler farklı yerlerde röportaj yapmaya devam edeceğiz. Köylümüze mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Tarım Aktüel programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Toprak Aktüel programı Aydın Efeler ilçesi Pınardere mahallesinde tüm hızıyla devam ediyor. Biz Efeler ilçemize bağlı jeotermal kuyuların açıldığı eski yasaya göre köylerimizde, yeni yasaya göre mahallelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Şu anda sağ tarafımda Pınardere muhtarımız var. Sayın muhtarım, programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Köyümüze geldiniz. Sizleri tanıyalım öncelikle. Adım Pınardere Köyü Muhtarı İsmail Ganim. Sizler de hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi jeotermallerden biz köy olarak rahatsızız. Rahatsızız derken şöyle, kötü bir koku yayıyor. Yemişler de aşırı derece düşüyor. Zeytinle de bir düşüş yaşanıyor. Hayretten kazdıkları yerler var. Kazdıkları yerleri yapmalarını söylüyoruz. Belediye yapmıyor diyorlar. En çok mağduriyetimiz yolların bozuk olduğu, açlıkları, çukurların bozuk olduğu, yolların yapılması. Ağır tonajlı araçlar. Evet. Bir de çevre yolu yapılıyor köyümüzden çıkışta. Çevre yolundan çıkan kamyonlar da aşırı derece yolumuzu bozdular. Bir de jeotermallerin. Bir de ayrıyetten malum benim köyümde olduğu kadar da yan tarafta Selçukköy köyünde var kuyu. Benim köyümde 7 tane var. Ayrıyetten İmamköy'de var. Yan tarafta batı tarafımızda yer Ordu'da var 5-6 kuyu. Hepsinden ayrı ayrı bir çok çirkin bir kokular geliyor. Biz şikayette bulunduğumuzda arkadaşlar bu kokuyu kapatın dediğimizde kapatıyoruz. Hele benim bölgemdekiler kapatıyoruz diyorlar. Öbür taraftakilere gidip öteki arkadaşlara söylüyorum. Arkadaş siz de söyleyin. Onları da kapattırız diyorlar. Bilmiyorum. O kokunun önlenmesi varsa insan sağlığına insan engellenmesi. Yani benim diyeceklerim bu. Ben burada Pınardere mahalle muhtarı olarak çok mağdurum. Şundan mağdurum. Doğumda jeotermal, batımda jeotermal. Herkesin açtığı bir çukurlar. Belediye yardımcı olmuyor yol konulanda. Önümde çevre yolu yapılıyor. Tek şeride düştü. İnsanların malı, canı, çoluğu, çocuğu tehlike altında. Yani çok dertliyim. Bu konuda bu köyün yani mağdurların gidememesi. Ama belediye tarafından ama devlet tarafından kimler yapıyorsa, kimler bize yardımcı olabilecekse yani yardım bekliyoruz. Evet. O kokular galiba çevreye de salınıyor galiba. Pis su kokusu galiba zannediyorsun. Benim bir benim köyümden değil. Yan taraftan köyden de geliyor. Öbür taraftan da geliyor. Ben kendi köyümün içerisindekilere arkadaş, bunun biz onun çalışmasını yapıyoruz. İleriki dönem filtre koyduk. Bizim oradan gelmiyor diyorlar. Onların bizim oradan gelmiyor diyorlar. Hakikaten buradan Aydın'a kadar biz arabamızın camını açamıyoruz. Leş gibi bir koku. Yani ama benim orası yapıyor ama İmamköy'ündeki
jeotermaller yapıyor ama Selçuk'taki yapıyor. Sonuçta yani, sizi rahatsız ediyor. Bizi rahatsız ediyor bu kokuların giderilmesi. Yani ellerinde bir şey varsa bu kokuların giderilmesi. Benim diyeceklerim bu. Ayrıca Aydın Belediyesi'nden istedim. Yollarım çok kötü durumda. Zeytin ağaçları, yol kıyındaki incir ağaçları geçen araçlardan çok çirkin, tozlardan etkilenmek üzere bembeyaz. İncir ağaçları bembeyaz. Bu köyün geliri incir, zeytin. İncir, zeytin olmadı mı bu köyde köylü bitti demek. Tarımdan geçiniyor. Yani. Tarımdan geçiniyor. İncir, zeytin olmadı mı? Bir de hayvan var. Hayvan ne yiyecek? Ot yiyecek. Sıraş talların üstü bembeyaz toz. Yoldan geçen araçların tozu. Aynı zamanda tarım ürünlerini zehirlemiyor. Evet, evet. Hepsi bir etki görmekte. Yani bizim mağduriyetimizin giderilmesi diyeceğimiz bu. Kimsenin aşının işini gözlük mü değil. Abi gerçekten sağlığa zararlıysa sağlığa elverişli bir durumu getirmeleri. Anladım. Peki. Abi sizleri tanıyalım. İsmet Bozkurt. Pınardere Mahallesi'nde dediğiniz gibi eski adıyla Pınardere Köyü'nde, yeni adıyla da Pınardere Mahallesi'nde işletmeciyim. Jeotermal konusu gerçekten Aydın'ın çok önemli bir konusu. Aydın için gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü diye anılan, dağlarından ya ovasından bal akan şehir diye anılırken bugün ovasından zehir akan şehir söylemine dönüştü. Bu da Aydın halkına verilebilecek en büyük zarardır. Sayısız kuyular açılmış olmasına karşın ve halkın zararını olduğu bilinmekte. Bilinmesine rağmen hala daha yeni kuyular açmak için ihale veriliyor, ihaleler açılıyor olması bu halkın sağlığıyla oynamak, halkın sağlığını düşünmemek anlamına gelir. Yani bunun için toplumsal bir tepki oluşturmak lazım. Burada Mehmet Vergili kardeşime ve televizyonunuza gerçekten teşekkür ederim. Bu yoğun zaman, yoğun emek alan bir iş. Tüm toplum örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin ve köylülerin bu işten birebir zarar gören çiftçinin toplumsal bir eylem koyması gerekmektedir. Ama maalesef birçok vatandaşımız hala daha duyarsız kalmakta. Bu sivil toplum örgütlerinin, başta dediğim gibi Mehmet Vergili kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Bir toplumsal bilinç, toplumsal algı oluşturmak için uğraşıyor. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyorum. Ahmet Çamız, Aydın Pınardere Efeler Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. Evet. Kendim arıcıyım. 130 sandık arım öldü bu sene kışın. 130 sandık arım öldü. 130 sandık arıdan ben gittim tarım il müdürüm bildirdim. Dilekçi vereceksiniz de. Arı ölüsünü aldım gittim verdim. Dediler bana sen git biz gerekeni yapalım dediler. Arı ölüsünü alıkomadılar. Ben dilekçi verdim. Arılarım öldü. 130 sandık arılarım öldü. Yani kalan arım bir iş yaramadı zaten. Komple bitirdi zaten. Sıcak su korku zehir saçıyor. Ama ben ne yapacağımı şaşırdım. Gönüm koşu duyuyorum. Bazılarım diyor sus payı vermişler. Hani işte, sus payı vermişler. Ben dedim gereken ne yapmamız gerekiyor? Dediler bana sen bir şey yapamazsın. Hani sen şu anda tarım il müdürüne ne geliyorsa onu yapabilirsin dediler bana. Git tarım il müdürüne verdim, dilekçe verdim, şikayette bulundum. Tarım ilçeye söyledim. Hani bir şey görmedim. Hem zararı çok büyük şu anda Aydın'ımızın. Mağdurum çok aşırı mağduruz. Hani bu kadar bir mağdur olan bir insanlar yani bu kadar mağdur hemen hakları yok. Yani bir insanın çevreye zarar bir benim arılarım değil. Herkesin bütün millet rahatsız oluyor. Saat 11:30'dan sonra termeler açıyorlar. Gözlerimle gördüm. Fotoğrafını çekeceğim. Ne gün telefonumun bir sesi yoktu o gün. Ses bitmişti. Fotoğrafını çekemedim. Gece 11'den sonra termelerin üstünü açıyorlar. Hava saçıyor. Yani bildiğin gibi zehir saçıyor. 11-12'den sonra açıyorlar bunun üstünü. Gündüz açmıyorlar. Gece açıyorlar. Millet uyuduktan sonra. Yani bu bir sefer iki sefer değil. Biz bu köylüde ikamet etmeyecek olan nereye gideceğiz biz yani ne yapacağız? Yani bu kimse huzur etme hakkı yok ki. Şu anda bir tedirginlik var. Tedirginlik var yani biz düşünüyorsun galiba ben arılarım var abi ben 4-5 sandık arım var. 4-5 sandık arım var arılarım bitti yani ben gidin ev yönüm bir görün her taraf boş sandık atılıp duru.
4000 petek kestim mi arıları ölürse kadar petekli petekçiye verdim ben. Benim günah yani. Biz bir arıyla olan bir insanız. Herkes kendine bir sorumlu. Ya düşünüyorum ya ne yapmam gerekiyor? Ben mağdurum yani. Şu anda sizden Allah razı olsun. Böyle bir şey sunduğunuz için. Bir arkadaşı veriyorum. Buyurun. Ben Mahmut Ada Pınardar köyünde ikamet etmekteyim. Aynen şu muhtarımıza arkadaşın dediklerine katılıyorum. Yani fazla uzatmayacağım. Aynı onlar gibi mağduruz yani. Ben benim konuşmam bu kadar yani. Hoş geldiniz hepiniz de. Ben Pınardar köyünden Ayhan Tanrıverdi. Bizim Gurtmu Vavuğu'da şu anda orada balık yakılıyorduk biz bundan 200 sene önce. Arkadaşlar yiyorlardı. Şu anda bırak balığa yeşil ot dahi kalmadı. Yani Gurtmu'ya koy veriyorlar sıcak suya. Biz bundan şikayetçi olduk. Bundan bir ay önce ceza yazılmış bunlara. Duyduk. Bir daha yazmayası adam hata çıkarmış ağzından yani. O kadar baskı geldiğini söylüyorlar. Ondan sonra bizim çevre yolu toprak çekildi evin önünden. Dediler arkadaş çevre yolun toprağı bitti mi? Senin evin bırak önünden geçmeye tuvaleti kadar asfalt yapacağız dediler. Bırak tuvaletin etrafını da yolu yapsalardı yeteceklerdi. Şu anda gelin bir yolumun etrafını bakın yani evin etrafındaki yolu bakın yani. Çok mağduruz. Yani bizi bu hale getirenler ne diyeyim ben bilmiyorum şimdi hani huyum da yaramaz bir şey demeyeyim gari. Çok en büyük işkenceyi ben çektim burada. Ben mağdurum arkadaş. Evimin her tarafı çatlak. Gereken yerlere uğraşayım dedim. Bir şey çıkaramazsın dediler. Uğraşmadım. Yani şu anda bir ihale açılabiliyorsunuz ayın 17'sinde. Evet duydum. Bunun hakkında ne gibi düşünceleriniz var? Arkadaş yani bu yapılan kuyular zaten yeterince bize fazla geldi. Yani onlar olursa bizim burada bilmiyorum da insan yaşamı biraz zor olur. Evet. Burada sağlıklı bir insanın ben durabileceğine inanmıyorum yani. Şu anda ben kendim kaçmayı düşünüyorum. Nasip ederse Allah bir gün kaçacağım yani. Buradan gideceğim. İlave bir şey söyleyeyim mi? Bu sözlere ilaveten Pınardere Köyü çok yakın zamana kadar herkesin arsa bahçe edinmek için özen gösterdiği, uğraştığı kıymetli bir yerdi. Fakat son 6 aydır yani Cavit Ormanlar'ın faaliyete geçmesinden bu yana arsa alanların bile satıp yani 10 liraya aldığı şeyi 5 liraya satıp buradan kaçma, uzaklaşma derdinde. O kadar çok satılık yer var. Birçok yerde değerler artarken burada değerler 3'te 1'ine 4'te 1'ine düşmüştür. Bu da gerçekten jeotermalin bize verdiği zararların önemli bir göstergesidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de diğer arkadaşlar gibi Pınardere Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Sulama Birliği'nde çalışıyorum. Biraz önce arkadaşımız ifade etmek istedi. Ben su dağıtım işçisi olduğum için bizim tahliye ana kanalları deriz onlara. Oralarda vatandaşın arazisinin taban sularının çekilmesi için açılmış topluma hizmet veren tahliye kanallarının şu anda köyde yetişen gençlerin, işte yaşlıların geleneksel olarak ileriden bu yana işte balık dediğimiz işte denizlerde göllere gidemeyip de burada işte onunla bir vakit geçiren yaşlılarımız, emeklilerimiz artık şu anda evden dışarı çıkmakta zorlanıyorlar. Çünkü nefes almakta zaten sıkıntıları var. Bu jeotermal geldikten sonra köyümüzün, mahallemizin ya hayat düzeyi kaldı, ya yaşam şartı kaldı. Bizler şu anda tedirgin bir vaziyetteyiz. Bizim neslimiz ne olur? Gelecekte bize ne olur? Bunların yapılması bizlere faydalı değil de şu anda en büyük zararları bizler çekiyorsak bütün yetkililerden şu anda buna bir yani bize kulak vermesini istiyoruz. Mahalle halkı olarak artık bu saatten sonra yani neler yapabileceksek biz de el birliğiyle
devletimize, işte belediyemize bizler ne yapabiliyorsak yardımcı olmaya hazırız. Ama temiz hava için, temiz hava solumak için biz akşam olduğu zaman kapı pencere açamayıp da evimizde rahatça, huzurluca uyku alamadığımız için herkes şu anda tedirgin vaziyette. Kimisinin imkanı var, adam dışarı gidiyor. Kimisinin de burada yok zaten geçimini anca işte kıt kanat geçinen toplumuz. Yani o kadar çok da gelir düzeyimiz yüksek insanlar değil. E bizim de insanca yaşama hakkımız vardır yani. Bunların yetkililerin bizlere kulak verip de eğileceğine, yapılacak olan yeni ihalelerin de bizler adına en azından yani bir gözden geçirilip de bu topluma hiçe saymadan gerçekten yani eğilmelerine ve önderlik yapan burada Mehmet Vergili abimizin sağ olsun bizlere sürekli geliyor. Bizler de onun arkasında olduk bugüne kadar. Ama tabii bizler sesimizi ne kadar duyurabilirsek istediğimiz kimseden yani karşılığında mal, mülk, yat değil. Sadece temiz hava istiyoruz. Onun dışında herhangi bir beklentimiz yok. Yapılması gereken ne yapılabilecekse onların yapılması. İşte tarımda iyi kötü bir geçinenlerin artık yani bu saatten sonra yani tarımla uğraşmak değil artık sanayilere gidip de insanların oralarda işte vatanın yurduna bugüne kadar atadan kalmış yurtlarını terk etmeye düşünen insanların şu anda %30-%40'lara geçti. Artık bundan sonra burada biz bu yerleşim alanına durmaktansa herkesin bir imkan içerisinde, imkan dahilinde bunu düşündüğünü görüyoruz, gözlemliyoruz. Ve bu saatten sonra dediğimiz gibi eğer gerçekten buna yetkililerin bizleri düşünerek biz de bu vatanın çocuklarıysak, biz de bu vatanın bir ferdiysek onlardan ricamız sadece bu yeni açılan ihalelerin gözden geçirilip de bizlere bir bilgilendirmelerini önemli rica ediyorum.